kiriş ve çubuk olarak tanımlanan panel elemanlarına dış yük ve moment tanımı yapabiliriz. Yük tanımını yapı ağacı penceresinden ya da perspektif penceresinden yapmak mümkündür. Örnek projede S9 kolonunun üst noktasına 1,5 ton değerinde bir noktasal yük tanımlayalım. Yapı ağacı penceresinden S9 kolonumuzun bulunduğu elemanı seçelim. Sağ tuşa basalım. Noktasal yük satırını tıklayalım. Değer Z satırına yük değerimizi girelim. Uzaklık satırına yükü kolonun üst noktasına tanımlayacağımızdan kolon yüksekliğini girelim. Açıklama satırına herhangi bir yazı yazabiliriz. Yükleme durumunu G yüklemesi seçelim. Koordinat sistemi global, tip kuvvet olacak. Tamamı tıklayalım. Tanımladığımız bu yükü perspektif penceresinde ilgili eleman üzerinde görebiliriz. Bunun için perspektif penceresinde sağ tuş menüden 3B çerçeve moduna geçelim. Yapı bilgi ağacında sonuç sekmesini tıklayalım. Yüklemeler satırını seçip eleman yükleri kullanıcı yük tipini seçelim. Yükleme durumunu G seçtiğimizde tanımladığımız yük eleman üzerinde görünecektir. Dış yük tanımını perspektif penceresinden de kolay bir şekilde yapabiliriz. K6 kirişimizin üzerine düzgün yayılı yük tanımlayalım. K6 kirişimizi seçelim. Perspektif penceresinde sadece seçilen objeleri gösterelim. Kiriş üzerinde sağ tuş menüden düzgün yayılı yük ekle satırını tıklayalım. Yük değerimizi girelim. Eğer varsa yükün kirişten sol ve sağ uzaklık değerlerini girebiliriz. Herhangi bir açıklama yazısı yazabiliriz. Yükleme durumunu seçelim. Koordinat sistemi global, yön G olacak. Tamamı tıkladığımızda yükümüz ilgili eleman üzerinde tanımlanmış olacaktır.